O zaman şimdi istesek de istemesek de metin öğrencileri de eleştiren bir metin olduğu için işte kınama bildirisi olarak tarihi dediğimiz gibi. Ne yazık ki hatalı ve manipülatif. Ve bu üniversite yani ODTÜ olaylarında bu metne imzayı atan bir Mimar Sinan Üniversitesi rektörü olarak hatırlanmak, tarihe öyle not düşmek sizi üzecek mi? Şimdi gerçeği konuşmak ve gerçeği ifade etmek eğer tarih içerisinde bana bir olumsuzluk olarak kalacaksa ben üniversitemde yapmakla sorumlu olduğum meseleleri yaparım. Bu manipülasyon neden benim üniversitemde kaldı şu anda? Çünkü ben üniversitede 62 yıldır el sürülmemiş meselelere el sürdüm. Bakın ben üniversitemde şu anda bir deprem güçlendirmesi yapıyorum. Bir tarihi binalarda, Fındıklı'daki merkez kampüslerin içerisinde. Benim üniversitem tam 50 yıldır çözemediği bir müze sorununu çözmüş durumda ve Türkiye'nin en büyük müzesini yapmaya çalışıyoruz. Ama bunlardan dolayı eleştirmiyorsunuz. Metne imza attığınız için eleştiriliyorsunuz. Şimdi bir de arka tarafı var. Neden tarih sizi gelecekte başka bir şekilde? Hiç bilemiyoruz. Tarihi insanlar yazıyor. Bugün yazılan bu tarih yarın başka birisi tarafından farklı şekilde yazılır. Peki. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle, çalışanlarımızla birlikte ama beraber karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde. Bu olaydan sonra sevgi ve saygı devam edecek. Protesto edebilirler, eleştirebilirler. Eleştirmek onların en doğal hakkıdır. Peki. Düşüncelerini ifade edebilirler ama yapılan işe de bir gün takdir etmeyi bileceklerdir. Ben ondan eminim. Hiçbir şekilde kırgın ve dargın değilim. Onlar ama bir gün, onlar da bir gün sizin keşke bu metne imza atmasaydım demenizi bekliyor olabilirler. Onları da okulda serbest. Evet, o vicdani olarak bende kalan bir şeydi. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası.